Kağıt uçağın bilim yönü. Öncelikle bir kağıt uçağı uçurmanın arkasındaki bilimden ve bir kağıt uçağın uçup inmesini sağlayan farklı kuvvetler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Aerodinamik, havanın nesnelerin etrafında hareket etme şeklidir. Aerodinamik kuralları bir uçağın nasıl uçabildiğini açıklar. Havada hareket eden her şey aerodinamiğe tepki verir. Aerodinamik, hava arabaların etrafından dolaştığı için arabalara bile etki eder. 4 düşüş kuvveti, kaldırma, ağırlık, itme ve sürüklemedir. Bu kuvvetler bir nesneyi yukarı ve aşağı ve daha hızlı veya daha yavaş hareket ettirir. Her kuvvetin ne kadar olduğu nesnenin havada nasıl hareket ettiğini değiştirir. İtme kuvveti. Uçağı ileri doğru hareket ettiren kuvvettir. Ticari uçaklar itme gücünü korumak için motor kullanır. Planörler ve kağıt uçaklar çoğunlukla başlangıçtaki itme veya fırlatma işlemine dayanmaktadır. Kaldırma kuvveti. Uçağı yukarı iten kuvvettir. Uçağın etrafında hareket eden hava tarafından oluşturulur. Kanatların şekli kaldırma oluşturmaya yardımcı olur ve uçak tasarımında çok önemlidir. Ağırlık, yer çekimi kuvveti. Uçağı dünyaya doğru çeken kuvvettir. Ticari uçaklar ağırlıkları önden arkaya yayılacak ve uçağı dengede tutmaya yardımcı olacak şekilde üretilir. Kağıt uçaklar uçağın bir uçuş yolunu korumasına yardımcı olmak için genellikle ağırlığı tasarımın belirli yerlerinde yoğunlaştırır. Sürükleme, yani sürtünme kuvveti. Uçağı yavaşlatan kuvvettir. Ticari uçaklar havanın minimum sürtünmeyle çevrelerinden geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bazı kağıt uçak tasarımları daha istikrarlı bir uçuş için, ayırt edici bir uçuş yolu oluşturmak için sürüklemeyi biraz artıran özellikler içerir. Aerodinamik tasarıma bağlı olarak kağıt uçaklar oldukça uzağa uçabilir. Havada kolaylıkla süzülebilir. Çeşitli kuvvetler uçuşun mesafesini, uzunluğunu kolayca etkileyebileceğinden uçağı tasarlarken fizik kullanışlı olabilir. En uzak kağıt uçak uçuşu için mevcut Dünya Rekorları kitabı 69,14 metredir. Bu rekor 26 Şubat 2012'de John M. Collins ve Joe Ayoub tarafından elde edildi. Bu uzunlukta bir uçuşa ulaşmak için çeşitli tasarımlar ve uçuşu etkileyen farklı kuvvetlerle nasıl çalıştıkları hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Her bir bileşen kaldırma kuvvetini en üsteye çıkarmak ve kanatların altındaki hava basıncını yukarıdaki basınçtan daha fazla tutmak için çalışır. Bu kuvvetleri bilimsel olarak kullanarak kağıt uçağın havada kalma süresini ve mesafesini artırabilirsiniz. Kağıt uçak mühendisliği. En iyi kağıt uçak tasarımını üretmek için kütle içeren çeşitli uçak tasarım değişkenlerini değiştirerek en iyi şekilde yapabilirsiniz. Kağıdın ağırlığı kağıt düzlemin kütlesini belirler. Postal panosu gibi çok ağır kağıtlar çok ağırdır ve katlanması zordur. Aydınger kağıdı gibi çok hafif kağıtlar çok kırılgandır. En uygun ağırlığı bulmak için aynı düzlem tasarımını kullanarak farklı ağırlıklarda kağıtlarla denemeler yapın. Uçtukları mesafeyi ve ne kadar sürdüğünü ölçerek uçakların hızını test edin. Kütle değiştirme. Aynı şekilde fırlatılan bir taş, bir pamuk topuna kıyasla havada ilerlerken daha fazla kütleye sahip bir kağıt uçak, daha az kütleli bir kağıt uçaktan bir noktaya kadar daha hızlı ve daha uzağa uçar. Kütle çok büyükse kanatlar uçağı havada tutamaz. İyi bir kağıt uçak tasarımınız olduğunda daha fazla kütle eklemek için öne, ataç veya başka küçük nesneler eklemeyi deneyin. Her deneme uçuş için eklenen ağırlık miktarını ayarlayın. Tasarımınızın en hızı için ideal kütleyi belirlemek için her denemede geçen mesafeyi ve zamanı ölçün. İkincisi, kütle merkezi konumu. Kütle merkezi veya ağırlık merkezi kağıt düzlemin dengelendiği bir noktadır. Uçağı işaret parmağınıza dengeleyerek bu noktayı bulabilirsiniz. Parmağınızın her iki yanındaki kütle aynı. Kağıt düzlemin dengesinin nötr olduğu konuma nötr nokta denir. Nötr noktanın ilerisindeki bir kütle merkezi daha fazla stabilite sağlar. Uçak stabilitesi arttıkça giderek daha hızlı uçar. Uçağın burnuna bir ataç takarak biraz farklı konumlarını denemelisiniz.
kanat yükü. Gövdesinde daha büyük kütleye veya daha küçük kanatlara sahip bir kağıt uçak, kanat yükü daha büyük olduğu için daha küçük vücut kütlesi ve daha büyük kanatlara sahip olandan daha hızlı uçacaktır. Kanat yükünü belirlemek için uçağın ağırlığını ana kanadın yüzey alanına bölün. Kağıt uçakların tasarımlarını daha büyük kanat yükleri ve daha düşük kanat yükleriyle karşılaştırın. Uçakların hızlarını karşılaştırmak için uçağın bu mesafeye gitmesi için geçen mesafeyi ve zamanı ölçün. Çok sayıda kağıt uçak tasarımı var. Her tasarım benzersizdir. Uçağın uçuşunu değiştirir. Bazıları mesafe, bazıları uçuş süresi, bazıları da hedef için yapılmıştır. Gerçek bir kağıt uçak mühendisini size tanıtmak istiyorum. Collins, en uzun kağıt uçak uçuş mesafesi için dünya rekorunu elinde tutuyor ve havacılık mühendisine olan sevgisini eski origami sanatıyla birleştiriyor. Kağıt uçak yapımı sanatında ustalaşmak için çok fazla deneme ve yanılma gerektirir. Kağıt uçak tasarımı bir dizi rastgele kıvrım değildir. Her dikkatlice yerleştirilmiş kıvrım, kaldırma kuvveti, denge, uçuş açısı, kaldırma konumu, sürükleme, iki yüzlü kavis dahil olmak üzere kanatların üstesinden gelmek için kanat profili, burun, kanatlar, dümen, gövde, kanatçıklar ve kuyruk dahil olmak üzere geleneksel kağıt uçak bileşenlerini oluşturur. Katlama işleminde parmağınız yerine daha kalıcı olması için bir tahta parçası veya kredi kartı gibi bir nesnenin kenarıyla kıvırın. Böylece daha düzgün ve keskin kenarlar elde edebilirsiniz. Kağıt uçak mühendisinde en ideal A4 boyutu veya ağırlığındakilerdir. Fakat uçağınızın daha çok havada kalmasını isteyenlerdensiniz. Kırtasiyelerde el işi karton olarak satılan kağıtlardan da alabilirsiniz. Kullanacağınız kağıdın buruşmamış ve üzerine bir şey yazılmamış olmasına dikkat edin. Aksi halde hava akımını yeterli sağlamadığından daha erken yere düşecektir.